Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışılmışın dışında, çok farklı ve kolay bir teknikle hazırlayabileceğiniz puf puf kabaran kat kat şahane bir açma tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle hamurumuzu hazırlayacağız. Bunun için 2 su bardağı kadar ılık sütü uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 ml'lik su bardağıdır. Yani toplamda 400 mililitre kadar sütü uygun bir yoğurma kabına alıp üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ve bir dolu yemek kaşığı kadar da instant maya ilavesi yapıp karıştıralım. Ardından mayamız aktif olmaya başladığında üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, tercihen ayçiçek yağı ilavesi yapıp karıştırmaya devam edelim ve bir taraftan karıştırırken diğer taraftan azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Hamur bu kıvama geldiğinde üzerine tuzunu da ekleyelim. Toplamda bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. Tuzu sonradan eklememin sebebi başta maya ile birlikte eklersek eğer mayanın aktifleşmesini geciktirebiliyor. O yüzden sonradan ilave ediyorum genelde. Ve toplamda 5-5,5 su bardağı kadar un kullanarak hafif ele yapışan çok da sert olmayan güzel bir hamur yoğurmalıyız. Hamurumuzu bu şekilde toparladıktan sonra tezgahımıza azıcık un serpiştirerek hamuru tezgaha alalım ve çok daha güzel bir kıvam alıncaya kadar elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz hazır olduktan sonra bir hamur kartı yardımı ile olabildiğince eşit boyutta parçalar haline getirelim. Toplamda 6 beze yaparsanız çok daha kontrollü ve güzel olur. Bezelerimiz yani hamurlarımız hazır olduktan sonra elimizle beze haline getirelim. Hamurumuz birazcık yağlı olduğu için çok fazla ele yapışmayacaktır. Bu aşamalarda olabildiğince az miktarda un kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Hemen hızlıca bir tepsinin üzerine alalım ve üzerlerini bir bezle kapatıp en az 10 dakika kadar dinlendirelim ki yumuşasınlar. Ardından dinlenmiş hamurlarımızdan bir tanesini tezgah alarak un ve merdane yardımıyla açalım. Bir tanesini açıp hazırladıktan sonra geriye kalan hamurlarımızın tamamını yani diğer 5 bezemizi de aynı şekilde merdane ile açmaya devam edelim. Çok çok fazla inceltmenize gerek yok. Sadece birazcık kalınlığı gitmiş olsun. Ortalama bir mantı hamuru kalınlığında olsun yeterli olacaktır. hamurlarımızın tamamını açıp hazırladıktan sonra mümkünse derin bir tepsi veya borcam alıp içerisini yağ ile güzelce yağlayalım ve mutlaka katı yağ kullanalım. Vita yağı olabilir, tereyağı olabilir veya margarin de kullanabilirsiniz. Ben eritilmiş tereyağı kullandım. Yağımızın sıcak olmamasına da özen gösterelim. Ardından hemen hamurlarımızdan bir tanesini tepsimizin içerisine alıp diğer hamurlarımızın da aralarını bolca tereyağı ile yağlayarak üst üste dizelim. Hemen ikinci hamuru yerleştirdim. Üzerini tekrardan tereyağı ile güzelce yağlayıp diğer hamurlarımı da üst üste dizeceğim. Bu aşamada hemen hızlıca gösteriyorum. Tek tek yağlama aşamasını göstermedim. Ama görüyorsunuz ki tek tek hepsini yağladım. Sonuncu kat hamurumu da yerleştirdikten sonra üzerini kendisine temas edecek şekilde bir streçle örttüm. Çünkü üstünü yağlamadığımız için kurumasını kesinlikle istemiyorum. Tekrardan bir kez daha üzerini güzelce kapattıktan sonra hava almayacak şekilde tepsimi hazırladım. Şimdi bir gece buzdolabında dinlendireceğim. Dilerseniz oda ısısında yarım saat kadar dinlendirmeniz yeterli. Ama benim için kolaylık olsun diye hamurumu akşamdan hazırladım. Ertesi gün işime devam ediyorum ettim. Dilerseniz sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buzdolabında dinlenmiş olmasına rağmen hamurumuz mayalanmış. Hemen tezgah birazcık un serpiştirdim. Ardından mayalanmış katlı hamurlarımı tezgahın üzerine alıp önce elimle birazcık açtım. Ardından merdane yardımıyla dikdörtgen olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Bu aşamalarda hamurunuzun yapışmaması için un kullanabilirsiniz. Ve ara sıra mutlaka hamuru ters yüz etmeyi unutmayalım ki her tarafı yani altta kalan hamurlarımız da eşit boyutlarda açılmış olsun. Hamurumuzu açabildiğimiz kadar açtıktan sonra bıçak yardımıyla 4 parmak aralıklı olacak şekilde keselim. Kesinlikle küçük kesmeyelim çünkü bu aşama çok önemli. Hamurlarımızın kalınlığı çok çok önemli daha sonra katlayacağımız için. Tamamını kesip hazırladıktan sonra hamurumuzu 4 parmağımıza güzelce dolayalım. Videoda gördüğünüz şekilde ardından parmağımızı orta kısmına koyup hamuru kenara doğru ikiye katlayalım. Videoda gördüğünüz şekilde çok kolay bir yöntem gerçekten ve de çok çok güzel oluyor. Bu arada bu açma yöntemini yani aslında bu tekniği Azerbaycan mutfağına ait. Yani bu teknik Azerbaycan mutfağında katlama yani katlama dediğimiz bir hamur işi var. Onu normalde yağda kızartıyorlar o tekni o tekniğe ait yani o tarife ait. Sadece ben birazcık uyarlayarak farklı e, bir şey ortaya çıkarmaya çalıştım. Aklınızda bulunsun. Yani farklı bir yerlerden görmedim, duymadım. Sadece kendim hani e, bazen şefler der ki <laughs> yaratıcılık tabağı. İşte benim de yaratıcılık, mutfak yaratıcılık alanım olduğu için çok çok sevdiğim için böyle farklı şeyler ortaya çıkarmayı seviyorum. Yani tarifleri birbirine uyarlayarak böyle bir tarif elde ettim çok çok da beğenildi çok sevildi gerçekten mutlaka denemenizi öneririm ve hemen şöyle gördüğünüz gibi hazırladım ardından üzerlerini kapatıyorum ve en az 20 dakika kadar tepsi mayasının gelmesi için bekletiyorum. Tepsi mayası gelmeden fırınlarsanız çok sert olabilir, o yüzden mutlaka dinlendirin. Ardından 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı kadar sütü güzelce çırparak üzerlerine sürelim. Üstleri pul pul dökülen daha farklı bir lezzet olmasını isterseniz eğer veya eğer yumurta alerjiniz vardır kullanmak istemezseniz o zaman tereyağı sürebilirsiniz. Tereyağını da sürerken mutlaka ayranı alınmış olsun ki üzerinde yanıklar oluşmasın ve hamurlarımız artık hazır oldu. Şimdi fırına gitmeye hazır gönderiyoruz hemen 180 derecede pişmeye. Bu arada fırından fırına pişme süresi değişebilmektedir. Benim fırınımda ortalama 25 dakikada pişti. Çok hızlı sürede pişirmeyin. Çünkü katlı bir hamur olduğu için ne kadar yavaş pişerse o kadar güzel, içerisinde güzel, dışı da güzel kızarmış olur. Ve açmalarımız artık servise hazırdır. Hemen kaynar haliyle sizlere içerisinde nasıl olduğunu göstereceğim. Bu arada eğer videomu izlediyseniz beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Ve de tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz şu an çok sıcak ama içerisi gayet tok, kat kat ve de çok güzel. En az yarım saat kadar dinlendirirseniz çok daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi kat kat ayrılıyor. Eğer tarifimi denerseniz denedikten sonra deneyecek olanlara da fikir olmak amaçlı yorum kısmına deneyimlerinizi yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve daha fazla videolu tarifimden haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Bir sonraki videolu tarifimde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun.